Yücel Akdemir. Buyurun Sayın Akdemir. Sayın Divan, derneğimizin hem kurucu hem de şimdiki genel başkanı, değerli genel merkez yöneticileri, şube başkanlarım, şube yöneticilerim, odamızın değerli başkanı, değerli sekreteri, değerli saymalı, değerli yöneticileri, değerli konuklar, Şişli meslektaşlarım, hepinizi TÜRMOB yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Tabii özellikle mesleki konuda farklı düşünceleri olan, zengin mozaiği olan Şişli Derneği'nde, Şişli Derneği'nin genel kurulunda bulunmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii bugünkü mutluluğumuz buruk bir mutluluk. Sözün bittiği yerdeyiz. Sıkıntılarımız var. Hem meslekle ilgili sıkıntılarımız var, hem ülkeyle ilgili sıkıntılarımız var. Bugün bu sıkıntılarla ilgili ne kadar mesleği konuşacağız, ne kadar sıkıntılarımızı konuşacağız. Çok kolay iş değil. Geldiğimiz noktaya bakın. Bize bırakılan cumhuriyete bakın. Bizler gençliğimizde, çocukluğumuzda ülkemizin güç bir tarafının denizlerle kaplı olduğunu, dört mevsimi yaşadığımızı, yapımızın bir mozaik olduğunu, her türlü kültür zenginliğine, her türlü dini zenginliğe sahip olduğumuzu ifade ederdik. Ve şu anda çocuklara bırakmak durumunda olduğumuz ülkenin haline bakın. Ülkenin içi de yanıyor, dışı da yanıyor değerli arkadaşlar. Onun için sorumluluklarımız biraz daha artıyor. Belki bundan sonraki süreçte siyasetin bittiği noktada, tuzun koktuğu noktada biraz daha meslekten ziyade yüzümüzü ülkeyle ilgili sorunlara dönmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütü olarak biraz daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Öyle bir ülkedeki yaşıyoruz ki bir göçmen dramı var. İçler acısı hepimizi derinden yaralıyor. Ama gelin görün ki dünyada göçmenler konusunda politikası olmayan tek ülke Türkiye değerli arkadaşlar. Ne girenle ilgili bir politikamız var, ne içeride yaşayanlarla ilgili, ne de dışarı çıkanlarla ilgili hiçbir politikamız yok değerli arkadaşlar. 6 aylık 5 yaşındaki çocukların ölümünü, adeta katliamını hepimiz üzülerek izliyoruz. Sanki bu işte ranta dönmüş. Diğer işlerde olduğu gibi 3-5 tane içeride dışarıda insan tarihi bu işten para kazanıyor. Adına çözüm süreci dediler. Hiçbirimizin dahli olmadı. Şimdi çözüm süreci döndü ölüm süreci. Ortalık kan gölü. Ortak bir politika üretmemiz lazım. Her taraftan farklı ses çıkmaması lazım. Bize çok büyük görevler birçok yerde söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak bu ülkenin temel değerlerinden, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, bayrağımızdan asla taviz vermeyiz. Ama ırkçı da değiliz değerli arkadaşlar. Irkçılarla da yan yana olmayız. Onların hareketlerini tasvip etmeyiz. Demokrasiyi, hakları, kardeşliğini ihlal edenleri, bunlara karşı savaş açanları asla hoşgörüyle karşılamayız. Herkesin de bunları bilmesi gerekiyor. İşte bu koşullarda 1 Kasım'da yine önümüzde bir seçim var. Hangi ortamda neyin seçimini yapacaksak, kimleri seçeceksek,
sonunda ne çıkacaksa bunları hep birlikte göreceğiz. Tabii 25 yıldır söylüyoruz. Bu bir yakınma değil. Bu ülkenin sorunlarını çözmeden bu mesleğin sorunlarını da çözmekte zorlanıyorsunuz. Zaman zaman da çözemiyorsunuz. Günlük sorunlarımız var. Beyannamelerle ilgili sorunlarımız var. Bildirgelerle ilgili sorunlarımız var. Sürelerle ilgili sorunlarımız var. Şimdi sorumlulukla ilgili sorunlarımız var. Yeni düzenlemelerle ilgili sorunlarımız var. Sorunlarla ilgili tespitlerimiz var. Haksız rekabetle ilgili tespitlerimiz var. Mesleki kaliteyle ilgili tespitlerimiz var. Özellikle genç arkadaşlarımın yeni iş alanlarıyla ilgili tespitlerimiz var. Gelecek kaygılarıyla ilgili tespitlerimiz var. Çağdaş meslek yasası ile ilgili sorunlarımız ve tespitlerimiz var. Bunları hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. İşte bunlardan biri haksız rekabet yazılımı. Farklı düşünen arkadaşlarım olabilir. Saygı duyuyorum. Ama haksız rekabeti çözmeden diğer sorunları çözmekte yol almakta zorlanırız değerli arkadaşlar. Haksız rekabette bizim derdimiz meslek mensuplarımızın keseceği makbuz, ödeyeceği damga vergisi değil. Mesafe de katlettik. Bilgi olarak ifade etmek istiyorum. 42 gün çalışan meslek mensubumuz var. 39 bin tanesi sisteme girdi. 1502 bininin ortada olduğunu düşünmüyoruz. Sizlerin yardımlarıyla tamamlayacağız. Çok kolay bir iş değil değerli arkadaşlar. Ben açık yüreklilikle söylüyorum. Sözleşme düzenleyen geçmişte arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Bizler şu anda benim edindiğim izlenim hiç denize girmeyen, sözleşme düzenlemeyen arkadaşlarımıza denize girmeyi, yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Beklentimiz kimsenin kurbağalama veya sırtüstü yüzmesi değil. Ama sözleşme düzenlemeyi bir kere öğreneceğiz. Bu sözleşmeler hem bizim güvencemiz olacak, hem müşterimizin güvencesi olacak. Mesleki kaliteyle kurumsallaşmayla ilgili meslek kararımız yayınlandı. Yönerge düzenleme çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 2016'da bu konuya da başlayacağız. Tabii işimiz çok zor değerli arkadaşlar. Tuzun koktuğunu söyledik. Mahkeme kararıyla zorunlu eğitim yönetmeliğini 1,5 yıl önce davayı kazandık. Hala yayınlatamıyoruz bir türlü. Uzmanlaşma konusunda çalışmalarımız var. Meslek yasası konusunda çalışmalarımız var. Tabii bu çalışmalarda farklı düşüncelerin, derneklerimizin çok büyük önemi var. Derneklerimiz diyorum, gönüllü örgütlenmede 40 yılı geride bıraktık değerli arkadaşlar. Eğer işin içinde rant yoksa, eğer işin içinde biat kültürü yoksa, gönüllü bir örgütlenmeyi 40 yıl götürmek gerçekten çok zor. Ben katkı sunan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün Şişli Derneği'nin genel kurulunu yapacağız. Bugüne kadar gelinen noktada odalarımızda üretenlerin, derneklerimizin farklı görüşlerin çok ciddi katkıları var. Ne yaptıysak bunları birlikte yaptık. Her şeyden faydalanıyoruz, kimin söylediğine bakmadan. Ben 8 yıldır Anadolu'da tek meslek, tek oda şiarını savunuyorum hala arkadaşlar. Belki aramızda vazgeçenler olabilir. Hala ben tek meslek, tek odaya bütün kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle ben bir kez daha bugüne kadar bu dernek çalışmalarına emeği geçen gerek geçmiş dönemde gerek bu dönemde arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.